9 yaşında tesadüfen oyunculuğa başlayan sevimli bir çocuk oyuncuydu o. Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent Ziyagi karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya ile tam 10 yıl sonra özel bir röportaj gerçekleşti. Nesrin abla ile Rıza Kaptan konuşuyorlardı. Beni hiç görmediler bile. Rahatsız etmek istemedim ben. İlk defa röportaj yapıyorum ya, bir heyecan bastı hatta şu an. Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i ile 10 yıl sonra ilk röportaj. Yani insanların genel olarak bütün herkesin tepkisi böyle, ne kadar büyümüşsün falan filan, ama Bülent öyle bir karakterdi ki. Genç oyuncu Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu anıları. Bihter, Behlül, herkes orada, hani kalabalık bir sahne olurdu. Nesrin abla. Efendim Bülent'ciğim. Beşir nerede? Odasında. Yok orada baktım. Espadrilleri, kot şortu, siyah sweatshirtü ile genç bir delikanlı olarak huzurlarınızda Batuhan Karacakaya. Uzun yıllardır ilk defa röportaj yapıyorum ya, bir heyecan bastı hatta şu an. O tesadüfen oyuncu olmuştu. Ya bu sektöre girişim benim annemle beraber başladık. Aslında hani benim bir de kardeşim var, mavi gözlü, eskiden böyle mavi gözlü, sarışın falan filan, böyle birazcık böyle tombo. Ya çok güzel bir kardeşim var benim. İşte yoldan geçerken insanlar anneme diyormuş ki, Melisa'yı yazdırın ajansa. Hani ben yokmuşum zaten. Kimse benden bir ümidi yokmuş gibi aslında. Herkes demiş ki kardeşini yazdır falan filan. Öyle Melisa açısından hani ben de yazılmışım öyle. Sonra benim kardeşim başlarda çok fazla dizilerde, dizi değil, reklamlarda başladı falan. Ben hiçbir şey yapmadım. Ondan sonra Allah işte birden yolunu açınca. Ondan sonra öyle gitti. 5 Şubat 1997 doğumlu genç oyuncu şu anda 19 yaşında. Hakan! Hakan! Hadi gel aşağı. Ya 10 dakika sabredin, bir sunum hazırlıyorum. 2005 yılından bu yana oyunculuk yapan 19 yaşındaki Batuhan Karacakaya, Umutsuz Ev Kadınları, Aşk-ı Memnu ve Bıçak Sırtı gibi birçok dizide rol aldı. Tekrar salona indiğimde annem ağlıyordu. Derya'da kamer içinde yatıyordu. Batuhan biraz utangaç. Birazcık utangaç bir huyum var. Şeyim var öyle yani. Her gören aynı tepkiyi veriyormuş. Uzun zaman geçti. Yani insanların genel olarak bütün herkesin tepkisi böyle, ne kadar büyümüşsün falan filan, ama yani konuşunca ses tonun aynı falan, herkes aynı şeyleri söylüyor. Huyu suyu aynı ancak boyu hayli uzamış. Fitness yapıyorum 2 yıldır. Hatta 3 yıldır. Ondan önce yüzüyordum zaten düzenli olarak. Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil karakteriyle milyonlar tarafından tanınan bir çocuk oyuncu olmuştu Batuhan. Yani Bülent öyle bir karakterdi ki, yani bütün Türkiye neredeyse beni şu an Bülent olarak ailelerine almış durumdalar. Yani şu an bile 19 yaşındayım ve hala beni insanlar çocuğuymuş gibi görüyorlar. Bülent sadece Aşk-ı Memnu'da o köşkte kalmadı yani. İnsanlar hala beni sokakta geçerken ne kadar büyümüşsün, ay ben seni çocuğum gibi seviyorum falan filan diyen bir sürü teyzeler, dedeler, hepsinin de ellerini öpüyorum sanki ailemdelermiş gibi. Röntgen filmleri mi? Ya bir şey değil, çöp. Lazım olmazlar mı? Yok, eski hepsi. Ya duman dokunuyor. Niye yakıyorsun ki? Atsaydın çöpe. Ya Bülent herkes tarafından çok şey oldu. Benim sende aslında. Herkes beni çocuğu gibi görüyor gibi bir şey. Seyirci biraz acıma, biraz da sevgi karışımı bir duyguyla yaklaşıyormuş kendisine. Benimsemenin sebebi neydi peki sence? Aslında oradaki oynadığım rolde falan hani acıyorlar diyelim. Hani öyle bir şey olabilir. Ya da sevdiklerinden dolayı olabilir. Ablamlar geldi. Yapma bak, bir daha adam konuşurken bakamam yüzüne, gülerim. Ya nerede kaldınız? Patladım sıkıntıdan. Değerli izleyenler, ağaç Aşk-ı Memnu setinde eğilmiş. Şu ana kadar çalıştığım herkes beni, ya şöyle söyleyeyim, herkesin bende kalan özellikleri olmuştur yani. Çünkü çok 9 yaşında başladım ben bu işe, oyunculuğa. Ve herkes böyle küçük küçük de olsa, büyük büyük de olsa, herkes bana yanına çağırıp da ders vermişliği olmuştur mesela. Oyunculuğundan bir şey kattı, hayatından bir şey kattı, tecrübelerinden paylaştı. O yüzden mesela herkesten bir şeyler almışsındır yani, öyle. Dizideki oyuncular kalbinin ayrı bir yerinde saklı duruyor. Selçuk Yöntem, o yani onu da çok seviyorum. O çok çok iyi bir abim ondan sonra benim. Sevgin Tekin doğru. Aynen, ondan sonra Nebahat Çehre var, Nebahat abla. İşte aile gibiyiz aslında onlarla. Ben onlara oyuncu olarak bakmıyordum o zamanlar. Zaten hiçbir dizi, mesela diziye girersin, bir iki hafta oynar falan filan. Ondan sonrası şey olur.
aile gibi olmaya başlarsın. Hani insanlara Nebahat Çehri değil de o benim annem gibi bakarsın mesela. Annem yanımda durur, Nebahat abla yanımda durur. Böyle hep muhabbet, sohbet. Hani hep samimi ortamlar olur genelde öyle. Aşk-ı Memnu'da rol modeli Kıvanç Tatlıtuğ'muş. O kadar illa onun gibi olayım demiyordum ama illaki büyüyünce bir şeyler olsun diyordum. Yani Allah kısmet ederse olur diyordum zaten. Özellikle aynen. Biraz hayranlık. Ya birazcık vardı canım. Ben mesela Kıvanç abinin oyunculuğunu çok beğeniyorum. Hala çok beğeniyorum. Bıçak Sırtı dizisinden Fikret Kuşkan zamanında çok öğütler vermiş Batuhan'a. Fikret Kuşkan mesela. Fikret Kuşkan Bıçak Sırtı'nda. Mesela o benim için çok önemli. O benim için gerçekten çok önemli. Çünkü mesela o beni alırdı. Sahneler üzerine konuşurduk. Böyle hani geleceğim üzerine konuşurduk. Mimarlık. Mesela ben mimarlık okulu hiç bırakma derdi mesela bana. Mesela o benim için çok etkili olmuştur. Hep mesela böyle konuşurduk biz onunla. Senin annen nerede baba? Annem mi? Demin dedin ya sana kitap okurmuş. Boş ver şimdi. Tarih dersi mi almak istiyorsun? Ama hep anne cevap veriyorsun. Nerede babaanne? 9 yaşında oyunculuk bir yanda, bir yanda okul hayatı, bir yanda da çocukluğuyla geçen zaman içinde babasının tek bir kuralı ve şartı varmış. Takdirden teşekküre düştüğün anda alırım demişti. Hani öyle bir şey vardı aramızda. O yüzden ben hep okulla hiç okulu bırakmamayı tercih ettim. Zaten hiç kimse de okulu bırakmam tarafından değildi zaten. Ben de öyle yetiştim, öyle oldu. Matmazel İngiltere'deki okulları öneriyor. Babam başka yerlere de bakalım diyor. Düşünsene, önümüzdeki yıl yurt dışında okuyabilirim. Hem de tek başıma. Batuhan Karacakaya için Mehmet Günsür da çok değerli bir abi. Mesela Mehmet abiyle, Mehmet Günsür'le Bıçak Sırtı'nda beraberdik ondan sonra. Aşk Tesadüfleri Sever diye bir sinema filminde oynadım. O da oradaydı. Mesela onu duyduktan sonra gerçekten hani böyle annem de hatta yanımda, yani annem de yanımdaydı hatta. Yani çok mutlu olmuştum. Bir daha çalışmak hatta herkesle istiyorum ya. İleride inşallah bakalım. Bizim de bir gün böyle gitarlarımız olacak mı? Böyle bir hayat istemiyorum baba! Ne istiyorsun peki? Allah'ım nereye? İstanbul'a. Aşk-ı Memnu setinde güzel anılar da edinmiş Batuhan. Yani herkes toplanıyor. Selçuk abi orada, Nebahat abla orada, Bihter, Behlül, herkes orada. Hani kalabalık bir sahne olurdu. Mesela herkes mola verilirdi. Herkes birbiriyle konuşurdu. Ben mesela telefonla oynardım falan. Hani böyle o sıra şey olurdu. Yani ben de bazen konuşuyordum ama hiç konuşmazdım orada hani bazen. Çünkü kamera bana bakıyorsa özellikle. Sonra mesela hiçbir şey söylenmezdi mesela. Ben mesela bir şey söylediğimde Hilal abla bana bağırırdı. Batuhan niye konuşuyorsun, yeter artık falan diye. Hani kızım sana söylüyorum, gelinim siz anlayın. Hani o hesap. Onlar seninle birlikte olmak istemediklerinden değil. Gittikleri yerlere giremiyorsun diye götürmüyorlar seni. Onlar da benim girebileceğim yerlere gitsinler. Batuhan mimarlık hayalini gerçekleştirmek için 3 yıldır dizilerde rol almıyor. Ya aslında üniversiteye hazırlanacağım diye bıraktım. 2-3 senedir o yüzden oynamıyorum. Ders çalışayım, derslerime yoğunluk vereyim diye. Çünkü küçüklüğümden beri mimarlık istiyorum. Gerçekten mimar olmayı çok istiyorum. Oyunculuğu hani hep ikinci meslek olarak düşünmüştüm.